Kulaklıklar günlük hayatta çeşitli elektronik cihazlara eklenti olarak sıklıkla kullanılan bir cihaz haline geldi. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kulağın yüksek sese maruz bırakılması işitme kaybı başta olmak üzere kulak üzerinde hastalıklara sebep olduğu açıklandı. Özel Tekten Hastanesi kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Osman Aksoy kulaklık kullanımının ve yüksek sesli ortamda bulunmanın zararlarını anlattı. Doktor Ali Osman Aksoy, kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanıyım. Tekten Hastanesi'nde uzun yıllardır halkımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. İşitme insan hayatındaki en önemli fonksiyon, kişinin sosyalliğini sağlayan, iletişimini sağlayan, sosyal hayatının devamını sağlayan işitme. Kulaklıklar günlük hayatta çeşitli elektronik cihazlara eklenti olarak sıklıkla kullanılan bir cihaz haline geldi. Ancak uzmanlar uyarıyor. Kulağın yüksek sese maruz bırakılması işitme kaybı başta olmak üzere kulak üzerinde hastalıklara sebep olduğu açıklandı. Özel Tekten Hastanesi kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Osman Aksoy kulaklık kullanımının ve yüksek sesli ortamda bulunmanın zararlarını anlattı. Yüksek desibellerde kulaklık kullanımı süreyle de ilişkili olarak işitme sinirinin, işitme fonksiyonunun giderek azalmasına, giderek zayıflamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla kulaklıkları kullanırken hepimizin elinde, cebinde hayatımızın artık olmazsa olmaz bir parçası haline dönüştü. Ama özellikle kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gereken mevzular var. Bunlardan en önemlisi eğer ayarlanabiliyor ise bu ses üreten kaynak, telefon, kulaklık, cihaz her neyse bunların ses limitlerini sınırlandırmak. Normal insan kulağı 20.000 ila 20 Hz arasındaki sesleri duyabilir, işitebilir. Günlük hayatta da normal birkaç kişinin bulunduğu bir odada insanların iletişimi için kullandığımız ses seviyesi ortalama 45 ila 60 desibel civarında. Dolayısıyla kulaklıklarımızın ayarlarının da eğer ayarlamak mümkün ise 75 desibeli geçmemesi, üst sınırlarını hiç olmazsa oraya ayarlayıp kulağımızda takılıyken kulağımızın aşırı tahammül edeceğinden daha fazla bir desibelde sese maruz kalmasına engel olmak lazım. En önemli mevzu bu. Cihaz, ses kaynağı, telefon ya da müzik cihazı her ne kullanılıyor ise oradan çıkış gücünü bir defa 70-75 desibelin altında tutmak lazım. Zira 75-80 desibelin üstündeki sese maruz kalmak süreyle de ilişkili olarak insan kulağındaki işitme fonksiyonunun zamanla giderek azalmasına, dolayısıyla işitme azlığına neden olur. İşitme azlığına neden olmak demek, kişinin sosyal hayatının direkt etkilenmesi demek. Daha da önemlisi, işitme kaybı uzun süre devam eden kişilerde zihinsel fonksiyonları zayıflar. Normal yaşa bağlı, yaşlılığa bağlı işitme kayıplarını daha erken yaşlarda maruz kalırız. Örnek veriyorum, hepimizin büyüklerinde olduğu gibi, yaşla birlikte 75-80 yaşına geldiğimizde işitme fonksiyonlarımız da diğer bütün vücut fonksiyonları gibi bir miktar geriliyor. Ama biz kulaklarımızı şu anda bu söylediğimiz mevzulara dikkat etmez, tahammül edeceğinden daha uzun süre sese maruz bırakırsak biz 70-80 yaşına 30'lu 40'lı yaşlarda gelmiş olacağız. En önemli mevzu kulağa uzun süre hasar verebilecek, işitme kaybı oluşturabilecek sese maruz bırakmamak lazım. Günlük hayatımızdaki bu kulaklıklar, telefon, bunların ses çıkış gücünü ayarlanabiliyor ise 75 desibele ayarlamak lazım. Bir diğer konu kulaklıkların uzun süre kulak yolunu, kulak kanalını kapatmasına bağlı kulak enfeksiyonlarında bir artış görülmekte. Çünkü dış kulak yolu önü ağzı cihazla, kulaklıkla kapatıldığı zaman içerideki ısı miktarı artıyor. Oradaki mikroorganizmaların, özellikle bakterilerin ve mantarların üremesi için
çok uygun ve elverişli bir ortam oluşturuyor.